Merhaba sayın seyirciler, Metin Uç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle karşınızdayız. Esad rejimine bağlı savaş helikopterleri Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Halep'in Şeyh Meksut mahallesini bombaladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre bu sabah saat 9.30 sularında Suriye ordusuna ait helikopterler Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Şeyh Meksut mahallesini bombaladı. Bombalamanın mahallenin ortasından geçen El Zuhur Caddesi'nde etkili olduğu bildirildi. İlk bilgilere göre bombardımanda biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocukların da olduğu öğrenildi. Tutuklu BDP milletvekilleri ortak bir açıklama yaptı. Vekiller açıklamasında Diyarbakır mahkemeleri Kürtler için ayrı bir hukuk sisteminin olduğunu deklar etmiştir dedi. Tutsak Kürt vekiller Selma Irmak, Gülser Yıldırım, Faysal Sarı Yıldız, İbrahim Ayhan ve Kemal Aktaş yayınladıkları ortak açıklamada 16 Aralık günü Diyarbakır'daki özel yetkili mahkemelerin gerçekleştirmiş olduğu hukuk darbesi aynı zamanda çözüm sürecini sabote etmeye dönüktür dedi. Mevcut hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceklerini de belirten Kürt seçilmişler mücadelelerini sürdüreceklerini Kürt halkının bilmesini istedi. Varlığını sürdüren zihniyet AKP ve Fethullah Gülen cemaatinin ittifakıyla 2009'da başladı. Siyasal demokratik mücadele zeminine karşı adeta hukuk eliyle terör estirilmiş, binlerce insan cezaevine doldurulmuştur ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen özel yetkili mahkemelerinin kararı siyasi soykırımın halen devam ettiğinin tescili olmuştur diyen vekiller, Diyarbakır mahkemeleri Kürtler için ayrı bir hukuk sisteminin olduğunu deklare etmiştir vurgusunu yaptı. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerini belirten vekiller paralel devletin sorumlusunun da AKP olduğunu söylediler. Tutsak vekiller özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını istedi ve kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı. HDP eş genel başkanları Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncer ile HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel'in tutsak BDP'li vekillerin serbest bırakılmamasına tepki amacıyla mecliste başlattıkları açlık grevi devam ediyor. HDP'li milletvekillerin açlık grevine BDP'li vekiller Demir Çelik ve Özdal Üçer de katıldı. İlerleyen günlerde çok sayıda vekilin açlık grevine gireceği öğrenildi. Açlık grevinde olan HDP ve BDP'li vekiller geceyi mecliste geçirdi. Genel kurul çalışmalarına da katılan vekiller odalarında ve kuliste dinlenme imkanı buldu. Açlık grevindeki vekilleri milletvekili arkadaşları da yalnız bırakmadı. Eylem devam ederken greve bugün yeni katılımların olması bekleniyor. Kürt kadınlarının çatı örgütü KCB, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan tarafından başlatılan demokratik çözüm sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Devam eden inkar ve imha yaklaşımına tepki gösteren KCB, HDP vekilleri öncülüğünde başlatılan açlık grevi eylemi başta olmak üzere halkımız tarafından gösterilen tüm eylemleri selamlıyoruz dedi. KCB, AKP hükümetinin seçimleri kazanma üzerinden oyalama siyasetini sürdürdüğüne dikkat çekti. Devam eden siyasi soykırım uygulamalarını hatırlatan KCB koordinasyonu, Roboski katliamının hesabını vermeyen Türk devleti, bunun devamı olarak katliamcı yüzünü Gever'de bir kez daha göstermiştir dedi. Kürdistan'da hakim olan hukukun faşizm hukuku olduğunu belirten KCB, BDP'li vekillerin tahliye talebine verilen yanıtın da bu hukukun devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Vekillerin tahliye edilmesi talebinin reddedilmesi Kürt halkının iradesine yapılmış bir saldırıdır diyen KCB, tek taraflı gelişen çözüm süreci darbelenmek istendiğinin altını çizdi. Ve bu yönelimlerin sorumlusu ABD patentli paralel devlet ve buna zemin sunan AKP hükümetidir dedi. KCB koordinasyonu Kürt halkına varlığını yok sayan bu hukuka karşı serhildanlarını yükseltme ve Türkiye'li demokrat ve dost çevrelere vekillerin açlık grevi eylemine destek verme çağrısında bulundu. Kürtlere siyasi soykırım hız kesmeden devam ediyor sayın seyirciler. Kersin Selim ilçesine bağlı Bozkuş ve Toygun köylerine bugün sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Ev baskınlarında BDP Selim ilçe başkanı Cebrail Cengiz gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cengiz ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken operasyonun gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi alınamadı.
Rıhan'ın Pirsus ilçesinde ise Bubik köyünde ikamet eden BDP Pirsus eski ilçe başkanı Salih Şahin'in evine baskın düzenlendi. Baskın sırasında Şahin'in evde bulunmadığı öğrenildi. İstanbul merkezli olarak Ankara'da ev baskınlarının yapıldığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 50'nin üzerine çıktı. İstanbul ve Ankara'da 28 adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan banka genel müdürünün evindeki kütüphanede ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar nakit para bulunduğu bildirildi. Ben niye gözaltında? İstanbul ve Ankara'da dün yolsuzluk iddiasıyla başlayan operasyonun yankıları devam ediyor. Her iki merkezde yapılan operasyonda aralarında 3 bakanın oğlunun da bulunduğu 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. Gözaltına alınanlar dün gece Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilmişti. Soruşturma dosyasını cemaati yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Zekeriya Öz'den alındığı ve operasyonu yöneten savcılar Celal Kara ile Mehmet Yüzgeç'in yanına iki yeni savcının atandığı öğrenildi. Dün yapılan operasyonun ardından bu sabah da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde mali, kaçakçılık, organize, asayiş ve terörle mücadele şube başkanları görevden alınıp yerlerine yenileri atandı. Ya gel şuraya. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş dünden beri devam eden yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu. Ahmet'te basına konuşan Demirtaş, öküz öldü, ortaklık bozuldu diyerek yaşananların sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu belirtti. Demirtaş, BDP'nin tavrının haktan, adaletten yana olduğunu vurgulayarak yarın mecliste toplanalım, 550 vekilin hepsinin dokunulmazlığı kaldırılsın, her türlü soruşturmaya açık olunsun dedi. Operasyon için artık AKP rahat rahat rant yiyip hırsızlık yapamayacaktır. Ülkeyi çalıp çırparak yönetemeyeceklerdir. Bu hayırlı bir şeydir dedi. Öte yandan Kürt halkı Nusaybin ve Cizre'de düzenlenecek Rojava mitinglerine hazır. Rojava ve Kuzey Kürdistan arasında örülen duvarlar 22 Aralık günü protesto edecek. Ahmet'te bulunan Rojava Ticaret Meclisi Başkanı Abdurrahman Helil, sınır kapılarının açılmasını istediklerini söyledi. Binlerce insanımız mülteci olmuş durumda, ilaç bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu nedenle sınır kapılarının açılmasını istiyoruz dedi. Kürt Halk İnisiyatifi de yazılı bir açıklamayla mitinglere güçlü katılım çağrısı yaptı. İnisiyatif, özellikle Gever halkı üzerinde yürütülen sindirme politikasına, siyasi soykırım davaları kapsamında rehin tutulan Kürt siyasetçilerin zindanlarda çürütülerek iradelerinin kırılmak istendiğine dikkat çekti ve mücadele çağrısı yaptı. 2012 yılı verilerine göre Kürt Yüksek Konseyi'ni oluşturan her iki meclis MGRK ve ENKS arasında bir süredir yaşanan sorunlardan dolayı görüşmeler kesilmişti. Ancak uzunca bir sürenin ardından meclisler dün ilk kez HEV'lerde bir araya geldi. Toplantı ardından iki meclisin Cenevre 2'ye birlikte katılım konusunda görüş birliğine vardığı ama tartışmalı bazı konulara ilişkin ortaklaşamadıkları öğrenildi. Toplantının ilk günkü görüşmelerinde MGRK ve ENKS'in Cenevre 2 toplantısına birlikte katılma konusunda fikir birliğine vardıkları, Kürtlerin Cenevre 2'ye bağımsız bir heyet olarak katılmasının esas alınacağı, uluslararası güçlere bu kabul ettirilemezse Suriye muhalefeti için de Cenevre 2'ye gitme kararı alındığı öğrenildi. Yine Rojava'da yaşanan bazı olaylara ilişkin de bir soruşturma komisyonunun kurulması toplantıda kabul edildi. Toplantıda Semalka sınır kapısının açılması sorunu da gündeme geldi. Diğer bir konu ise Rojava'da bir süre önce ilan edilen geçici yönetim konusuydu. Yoğun geçen toplantılar bugün de devam ediyor. Demokratik Özgür Kadın Hareketi DÖK, 9 Ocak Paris katliamının yıl dönümü arifesinde uluslararası bir imza kampanyası başlattı. Kampanyayı AMET İnsan Hakları Derneği avukatlarından Reyhan Yalçın'da Baydemir değerlendirdi. Kampanya 31 Mayıs 2 Haziran 2013 tarihlerinde Ahmet'te gerçekleştirilen ve 3 kadın devrimciye atfedilen Orta Doğu Kadın Konferansı'nın kararları arasındaydı.
Konferansın sonuç bildirgesinde katliamın gerçekleştiği 9 Ocak siyasi cinayetlere karşı ortak eylemlilik günü olarak deklar edilmişti. Alınan bu kararın ilk adımı katliamın aydınlatılması ve katillerin yargılanması amacıyla başlatılan uluslararası imza kampanyası oldu. 9 Ocak katliamının üzerinden bir yılın geçtiğine dikkat çeken DÖK, katliamın aydınlatılmamasına tepki gösteriyor ve Fransa'nın suskunluğunu acilen bozmasını talep ediyor. Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, katliamın aydınlatılması ve katillerin yargılanması amacıyla başlatılan uluslararası imza kampanyasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Üstlendiği rol, misyon ama zaman zaman da tıpkı işte Sakinelerin, hani Leyla'ların ve Fidanların örneğinde olduğu gibi büyük bedeller ödemeyi de gerektiren, mücadeleyle örülü bir yaşam, özellikle de hani son 40 yıla damgasını vuran Kürt Kadın Hareketi'nin üstlendiği rol, misyon ama zaman zaman da tıpkı işte Sakinelerin, hani Leyla'ların ve Fidanların örneğinde olduğu gibi büyük bedeller ödemeyi de gerektiren süreçler oldu her seferinde. Tabii bu olayı hatırlarken işte Doktor Şeref Kendi'nin ya da Doktor Abdurrahman Kasımlı'nın birisinin Viyana'da birisinin Berlin'de öldürülmesiyle alakalı süreçleri de hatırlamak gerekiyor. İşte aradan belki 25 sene geçti ama Paris'in orta yerinde 3 Kürt kadın devrimci benzer bir biçimde katledildi. Ha, işte Berlin ve Viyana'da yaşanan bu katliamlardan sonra olay ne kadar aydınlığa kavuştuysa bugün İşte bu Paris katliamlarının üzerinden de yaklaşık 11 ay bitmiş zaten, birinci yılı tamamlanmak üzere. Geçilen aşamada benzer bir paralellik gösteriyor. Dolayısıyla da biz Kürt kadınları olarak şunu sormak durumundayız. O zaman Paris bunun neresinde? Yani mesele sadece bir tetikçinin bulunması meselesi değil. Şimdi gizli kararı devam ediyor. Yine ailelerin avukatlarına bu konuyla alakalı kapsamlı bilgiler verilmiyor. Ne adına veriliyor bu gizli kararları belli değil. Kürt siyasetinin fiili olarak uyguladığı eş başkanlık sistemi yerel seçimlerle yeni bir aşamaya ulaşıyor. Toplumun dokusunu değiştiren bu sistemi DÖK aktivisti Emine Özmen değerlendirdi. Özmen, Kürt halkı kadına inanıyor. Eş başkanlık sistemini biz belediyelerde deklare etmeden önce kadın kotasının uygulanmasını halk istedi, diyor. Feodal özellikleriyle öne çıkan yerlerde bile kadının temsilinin istendiğine dikkat çeken Özmen nedenlerini anlattı. Eş başkanlık sisteminin yaşama geçmesiyle kadının her alanda görünürlüğünün arttığına dikkat çekti. Özmen, Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın bu konudaki emek ve yoğunlaşmalarını ifade etti ve şunları söyledi. Sistemin mücadelesini çok kolay verdiğimiz bir sistem olmadı. Yani aslında öncesine dayanan, uzun yıllara dayanan, yani neredeyse bu mücadele 30 yıllık kadın geleneğine dayanan bir mücadelenin sonucuydu. Dolayısıyla bu sistemle biz sadece siyasette değil, Evet, ilk önce siyasette bunun mücadelesini verdik. Ama biliniyor ki siyasetteki her kazanım ya da siyasetteki her oluşum yani topluma da sirayet ediyor. Dolayısıyla toplumun dokusunu da değiştiriyor bu. Eş başkanlığı ilk getirdiğimizde açıkçası yabancı olduğumuz bir durumdu da. İsveç güvenlik polisi SAPO son 2 yıl içinde 75 kişinin Suriye'ye giderek El-Kaide ile bağlantılı çeteci grupların saflarına katıldığını açıkladı. Kısa bir süre önce Türkiye'ye giden Sosyal Demokrat İşçi Partisi milletvekili Karina Hak, çetelere katılan genç sayısının 400 civarında olarak ifade etmişti. SAPO yetkilileri ise Suriye'ye gidenlerin sayısındaki artışı Türkiye'den Suriye'ye vizesiz geçilebilmesine bağladı. Ayrıca İsveç'teki terör tehdidinin El-Kaide ile bağlantılı çetelerden geldiğini kaydetti. Suriye'ye gidenlerin çoğunun Stockholm, Göteborg ve Malmö'den 18-30 yaş arasındaki gençlerden oluştuğu kaydediliyor. Haberlerimizi sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.